Canlar merhabalar. Son bir bölümle yola devam ediyoruz. Atatürkçülük ve Atatürk ilkeleri. Aslında farkındasınız videolarda inkılapları konuşurken hep bir ilke bağlantısı yapmıştık. Şimdi bu ilkeleri bir toparlayıp birkaç ek bilgi verip mevzuyu kapatacağız bakalım. Öncelikle şunu söyleyeyim yani Atatürkçülük dediğimiz felsefe ideoloji Asırlar boyunca geri kalmış bir toplumu e, hissetmiş olduğu ihtiyaçlarla birlikte ortaya çıkan akılcı bilimsel yöntemlerle o toplumu çağdaşlaştırmak, modernleştirmek isteyen bir felsefedir. Osmanlı son dönemleri ıslahatları konuştuk. Bir dünya problem var, bir dünya geri kalmışlık var. İşte Atatürk ve Atatürk'ü düşünce bu geri kalmışlığa son vermek, her alanda eşitlikçi, her alanda bağımsızlıkçı, her alanda modern bir toplum ve bir devlet yaratmak isteyecek. Ve bu bağlamda da bazı ilkeler, o bildiğimiz ilkeler ortaya konacak. Bu ilkelerin temeli kulak dolgunluğu olsun kesinlikle Türk milliyetçiliğidir. Hatta bir sınav sorusu var bu konuda. Bütün ilkelerin özünde Türk milliyetçiliği yatar. Çünkü e, gaye zaten Türk milletini yüceltmek, Türk milletini güçlendirmektir. Dolayısıyla bu amaçla ortaya konan ilkeler tabiatıyla Türk milliyetçiliği temeline dayanmış olacaktır. Bununla birlikte Atatürkçülük ve Atatürk ilkeleri dediğimiz zaman hedefte de uygulanmada da o bütüncül yaklaşım görmek lazım. Ne demek istiyorum? 6 tane ilke var biliyorsunuz. Çıkıp şunu diyemezsin. Yani yol Atatürk yoluysa çıkıp da ben e, cumhuriyetçiyim ama layıklıktan yana değilim. Ben milliyetçiyim ama devletçilikten yana değilim. Ya yani bu doğru bir yaklaşım değil. Yani Atatürk felsefesi bir bütün olarak mantı diye koymuştur ve puzzle gibi bunlar birbirini tamamlayan parçaların bir araya gelmesi ortaya çıkmıştır. O yüzden bütüncül yaklaşım lütfen kulak dolgunluğun olsun. Yanında lütfen hatırlayınız yabancı siyasi akımlarla Atatürk'ün Atatürk ilkelerinin bir ilgisi yoktur. Ben en başta bir gönderme yapmıştım. Esinlenmeler vardır tabii ki, benzerler vardır ama işte milliyetçilik gibi, devletçilik gibi bunları alıp biz kendimize uyarladık. Birebir Batı dünyasından kopya çekmedik arkadaşlar. Anlatabiliyor muyum? O yüzden kendimize uyarladığımızı hatırlamanızı yine önereceğim Atatürk ilkeleriyle ilgili olarak. Peki hocam bu ilkeler neler? Biliyorsunuz zaten 6 ana ilke yer yer gönderme yaptık. Cumleçilik, milliyetçilik, halkçılık, laiklik, devletçilik ve inkılapçılık. Hatırlayınız. Hatırlayınız bu 6 ilke 1937'de anayasal ilkeler haline gelecektir. İnkılap ilke sürecinde en son halkada yapılanlardandır ilkelerin anayasaya monte edilmiş olması 1937 itibariyle. Şimdi bunlar herkesin malumu. Bir de özellikle 1982 darbesinden sonra Kenan Evren'in literatüre soktuğu bütünleyici ilkeler var. Bu son ortaya çıktı. Yani bunları direkt Atatürk'e bağlamak çok doğru değil. Sonradan hatta 82 Anayasası'nın giriş metnine falan da eklenen bazı bölümler var mesela burada. Çok takılmayın buna ama böyle yani sonradan ortaya çıktı bütünleyici ilkeler. Ne demek hocam o? Bazı bütünleyici ilkeler şu an görüyorsunuz bakın. Bazı bütünleyici ilkeler ana ilkeleri tamamlıyormuş, destekliyormuş. Şimdi göreceksiniz zor şeyler değil bunlar. Ana ilkeleri konuşurken, tarif ederken kullandığımız argümanları almışız, bütün ilke demişiz. Ne demek istiyorsun hocam? Bak, bunlardan birisi ulusal egemenlik. Ulusal egemenlik diyorsak hemen akla hangi ana ilke gelecek? Cumhuriyeti tanımlarken, Eşitliği, halkçılığı tanımlarken kullandığımız kavramlardan da ulusal egemenlik. O yüzden ulusal egemenlik bütünleyici ilkesi, cumhuriyetçiliği ve halkçılığı bütünler deriz. Ulusal bağımsızlık hangi ana ilkeyi bütünler? Bağımsızlık diyorsun, ulus diyorsun. Tabii ki milliyetçilik. Ulusal birlik ve beraberlik. Ulus'tan... Birlikten bahsediyorsunuz, beraberlikten bahsediyorsunuz tabii ki milliyetçiliği bütünleyecektir. Artı birlik ve beraberliği sağlamanın yolu ayrımı gayrimorttan kaldırmaktır, eşitliği sağlamaktır. O nedenle halkçılığı da bütünlüyormuş ulusal birlik ve beraberlik. Peki akılcılık ve bilimsellik neleri bütünler hocam? Akıl bilim diyorsan abi layık bir akla gelir yanında. Akıl ve bilim modern çağın bir argümanıdır. O yüzden modernleşme, çağdaşlaşma yani inkılapçılığı da bütünler yorum yapmak mümkündür. Çağdaşlaşma ve batıllaşma. Neyi bütünler? Hocam adı şu galiba çağdaşlaşma, batıllaşma diyorsun yani modernizasyon yani inkılapçılığı bütünler kardeşim. Yurtta barış, dünyada barış. Yurt, vatan, milliyetçi de getirir. Dünyada barış, insancı bir yaklaşımdır, insancı bir tavırdır. Bu bağlamda halkçılığı bütünler hak yasa. İnsan ve insanlık sevgisi, özelde halkçılığı ve tüm ilkelerin özünde de insan yer aldığı için bütün ilkeleri bütünler diyebiliyoruz değerli kardeşlerim. Gördüğünüz gibi yani ana ilkeleri konuşurken temelde tarif ederken kullandığımız argümanlar bütünleyici ilke diye sınıflandırılmış ve neyi bütünlüyor diye bize çok fazla olmasa da ÖSYM'i sorgulayabiliyor. Kulağımız açılınsın ki sanırım zor bir şey değil herhalde bilemiyorum. Şimdi bu 6 ana ilkemize bir bakalım hatırlatma, toparlama yapıp birkaç ekleme yapalım. İşte mesela cumhuriyetçilik ilkemiz değil mi? Bileceksiniz sınav sorusuydu. Mustafa Kemal'e sorarlar. Paşam çok fazla şey yaptınız. En büyük, en önemli eseriniz hangisidir? El cevap en büyük eserim cumhuriyettir. Mustafa Kemal'in en büyük eserim diye tanımladığı bir ilke, cumhuriyetçilik ilkesi bunu hatırlıyorsunuz. Ve yine Mustafa Kemal'in bir vasiyeti var. Her türlü siyasi tartışmalardan uzak tutun diyor. Cumleçiliği ve layıklık diyeceğiz biraz sonra. Bu iki ilkeyi kayırmakta Mustafa Kemal. Her türlü güncel tartışmalardan uzak tutun ki güncel tartışmalar bir kavramın değer yitirmesine, önemsizleşmesine neden olabiliyor. Zaman bakın önemsediğini görüyorsun burada. Neyi? cumhuriyetçiliği. Peki bir soru daha. Bir Atatürk sözünde ben cumhuriyetçiliğim nereden yakılacağım diyorsam bakın hemen anahtar kavramlar akla gelecek. Yapılan bir işte bir Atatürk sözünde ulusal egemenliği görüyorsan ulusal irade, milli iradeyi görüyorsan, meclis varsa, seçme, seçilme, seçim, parti varsa, demokrasi vurgusu varsa yapılan bir düzenlemede veya bir Atatürk sözünde gözü kapalı cumhuriyetçilik diyeceksin kardeşim. Şimdi canlar burada cumhuriyetçilikle ilgili görüyorsun bakın bir şablon var burada. Cumhuriyetçilikle ilgili yapılan belli başlı bazı inkılapları gösterdim burada ama bunu ben pek sevmiyorum bakın. Bu ezber. İnkılapları konuştuk sizlerle. Tek tek neden, hangi inkılap, hangi ülkeyle bağlantılı diye sorguladık. Umarım o sorgulama mantığını katmışsınızdır. Öyleyse işimiz çok daha kolay olacak. He bu niye gösterdim? Sözel takılan ezberci zihniyet için belki kolaylık olsun dedim. Yani ama bu bence doğru bir yöntem değil. Tamam mı canlar? Evet yani sayalım açmışken değil mi? ekranda yansıyorken. TBM'nin aşılması, saltanatın kalkması, cumhuriyetin ilanı, 21-24 anayasanın yapılması, halifenin kaldırılması, çok partili rejim, ordunun siyasetten arındırılması, kadınlara haklar verilmesi, siyasi haklar verilmesi bunlar hep bir şekilde cumhuriyetçilikle, cumhuriyetle ilişkili inkılaplardı zamanında. Bunları tek tek sizlerle konuştuk, paylaştık. Şimdi... Bir diğer ilkeye bakıyoruz. Milliyetçilik. Milliyetçilik bir kere ne demiştik az önce? Türk milliyetçiliği tüm ilkelerin temelidir demiştik. Bu kapsamda milleti sevmek, yüceltmek, bu amaçla çalışmak milliyetçilik diye tanımlanmakta biliyorsunuz. Atatürk'ün milliyetçilik anlayışının bazı özellikleri var. Buna dikkat eden abicim tamam mı? Bir kere Atatürk'ün milliyetçilik anlayışında din birleştirici bir unsur diye kabul edilmiyor. Yani hangi dinden, hangi mezhepten, hangi inançtan olduğun zerre kadar önemli değildir. O yüzden layık bir milliyetçilikten bahsedebiliriz arkadaşlar. Milletin tüm fertlerini eşit adettiği için demokratik bir milliyetçilikten. ...insan sevgisini ön planda tuttuğu için insancıl bir milliyetçilikten. Ve kesinlikle ve kesinlikle her milliyetçilik gibi bağımsızlıkçılıktan bahsedebiliyorsunuz ve amam. Irkçı değildir Mustafa Kemal'in milliyetçilik anlayışı. Her milleti milliyeti ırkçılık gibi değerlendirmeyin değerli arkadaşlarım. Mustafa Kemal'in milliyetçilik anlayışında ne diyor bakınız? Ne mutlu Türk'üm diyene. Ne mutlu Türk olana demiyor. Ne mutlu Türk olana cümlesinde ırk, kan, soy esastır. Ne diyor? Ne mutu Türk'üm diyene. Bu birleştirici, insancıl bir milliyetçiliktir. Kökeniz ne olursa olsun, Türkçe konuşuyorsanız, bu devlete bağlıysanız, bu vatana bağlıysanız sizi anayasal kavram olarak Türk kabul eder Mustafa Kemal anlayışı o bağlamda ırkına, soyuna, sopuna, diyanetine, inancına bakmaz. O nedenle sakın ola ırkçı diye değerlendirmeniz sorularda bu kullanılan bir argümandır. Peki hocam Atatürk'ün milliyetçilik anlayışı ve yani milliyetçilik ilkesini hangi sorularda ben yakalayacağım? Anahtar kavramlar diyoruz ya. Mesela yapılan bir işte bir Atatürk sözünde bağımsızlık geçiyorsa, vatan, vatan sevgisi geçiyorsa, ortak geçmiş, ortak gelecek ideali geçiyorsa, dil, kültür, birlik, beraberlik, tarih bu kavramlar geçiyor sahabicim yapıştıracaksın milliyetçilik ilkesini. Peki bu ilçe kapsamında yapılan inkılaplar nelerde? Az önce gönderme yaptım mantığı. Bir görelim şöyle hızlıca. Evet, Türk Tarih Kurumu, Türk Dil Kurumu, Kabotaş Kanunu, Yabancı işletmenin millileştirilmesi, kapitülasyonların kaldırılması, yabancı okulların MEB'e bağlanması, Türk parasını koruma kanunu merkez bankası, tevhiteli sat kanunu, TBMM'nin açılması, halifeliğin kaldırılması bakın bir dünya gelişmeyi milliyetçilik diye milliyetçilikle ilişkilendireceğimiz gelişmeler diye sayabiliyoruz arkadaşlar. O yüzden tek tek ezberlemek mi? Mantı yakalayıp yorumsal açıdan ilişki kurupmak mı? Hangisi daha kolay olacak? Onu sizin takdirinize bırakıyorum. Bir diğer ilkeyle devam ediyoruz. Halkçılık ilkesi. Eşitlik diye ifade ettiğimiz bir ilke öyle değil mi? Aynı coğrafyada yaşayan vatandaşlara, aynı coğrafyada yaşayan insan topluluğuna biz halk diyoruz. Ve o insan topluluğunun her yönüyle ırk, cins, dil, mezhep bilmem ne gözetmek gözetmeksizin eşit olmasını esas alan bir ilkedir bu. Bu kapsamda tarihsel, tarihsel bir problem insanlık gelişiminde sınıf mücadelesinin olmamasını esas alan bir ilkedir. Yani sınıf mücadelesini reddeden, sınıf mücadelesine karşı olan, sınıf ayrımına karşı olan bir ilkedir halkçılık. O yüzden sevdiğimiz ilkelerden birisidir. Aynı zamanda bir sınav sorusuydu. Halkçılık, cumhuriyetçiliğin ve milliyetçiliğin doğal bir sonucu olarak kabul edilmekte arkadaşlar. Şimdi cumhuriyetçilikte herkesin oy kullanması diyorsun, eşitlikçi bir yaklaşım var. Halkçılığı hayata geçirmen lazım. Milliyetçilikte ırk ayrımı, farklı ırklar, din, meslep bunu reddediyorsun. Bunu yapmanın yolu yine eşitliktir, halkçılıktır. O yüzden cumhuriyetçiliğin, milliyetçiliğin yolu halkçılıktan geçmekte. Cumhuriyetçiliğin ve milliyetçiliğin doğal bir sonucu olarak kabul edilmekte halkçılık ilkesi. Peki hocam hangi anahtar kavramlar var burada. Soruda neyi görürsem, neyi hissedersem halkçılık demem lazım. Tabii ki eşitlik. Tabii ki sosyal devlet anlayışı eşitlikçi bir yaklaşımdır. Halka hizmet, sosyal adalet, halk yararı gibi vurgular, gelişmeler çıkarsa sorularda yapıştır halkçılık kıymeti kardeşlerim. Peki hocam bu ilke çerçevesinde ne tür inkılaplar yapıldı diyorsam bir dünya şey sayarsın yine. Kılık kıyafetinden medeni kanuna, soyadı kanuna, aşar vergisinin kalkmasına, kadınlara siyasi hakların verilmesi, azınlıkların Türk vatandaşı sayılması, tekke zabi ve türbenin kapatılması, okuma yazma seferberliği gibi bir dünya önemli gelişmeler sayılabiliyor. Halkçılık kapsamında. Peki bir diğer ilke neydi hocam diyorsan laiklik. Çok çıkıyor sorularda karşımıza biliyorsunuz. Tartışılan bir kavram girmeyeceğim o polemiklere. Ama şunu bilir ve şunu söylerim. Modern çağda hukuk birliğini ve eşitliği sağlamanın yegane yolu laik devlettir. Laikliktir kıymeti kardeşlerim hukuk ve sosyal eşitliği sağlamanın yolu layık hukuktur. Bir dine, bir mezhebe, bir inanca dayalı bir şekilde hukuk sistemi geliştirecek olursanız diğer mezhepleri, diğer dinleri bu bağlamda reddetmek durumunda kalırsınız, dışlamak durumunda kalırsınız. O yüzden modern çağ Avrupa'da reform savaşları sonrasında gelinen nokta olarak birliği, eşitliği sağlamanın yolunu laiklikte bulmuştur. Biz de laik sistemle bu bağlamda yolumuza devam etmek istedik ki Mustafa Kemal'in çok önemli bir ülkeydi. Mustafa Kemal'in günlük siyasi tartışmalar dışında tutulmasını istediği iki ilkeden birisi. Biri cumhuriyetçilikti, diğeri de ahanda bu laikliktir arkadaşlar. Bu bağlamda partiler üstü gördüğü iki ilke cümleçilik ve laiklik. Peki hocam bir soruda bir Atatürk sözünde neyi görürsen laiklik aklıma gelecek? Tabii ki akılcılık, bilimsellik, din, dinle ilgili bir şey varsa, dogmatik görüşler, hurafe bahtı inançlar, hoşgörü, din ve vicdan özgürlüğü bakın. Kesinlikle Gerçek anlamda din ve vicdan özgürlüğünü sağlamanın yolu da layık sistemden geçmek. O yüzden bir Atatürk sözünde yapılan bir inkılapta bir düzenlemede bunları görüyorsam yapıştır layıklık kıymeti kardeşim. Mesela ne tür düzenlemelerde, inkılaplarda laiklik akla gelecek hocam diyorsan yine bir dünya gelişme sayabiliyorsun. Saltanattan halifeliğe, şerri efkaf ve kalitin kaldırmasına, tevhid-i tedisatta, medreselere, tek kezaverin kapatılmasına, medeni kanuna, kılı kıyafet düzenlemesine, anayasadan devletin dini İslam'dır maddesinin çıkartılmasına, 37'de, layıklığın diğer ilkelerle beraber anayasaya monte edilmesine bir dünya gelişme var. Ya tek tek ezberle ya da inkılapları konuşurken sunduğumuz ilişkiyi, mantığı sorgulamayı hallet, işin daha kolay olsun kardeşim diyorum. Bir diğer ilkeye bakıyoruz. Devletçilik. Devletçilik. Bu biraz can sıkabiliyor, karışabiliyor. Şöyle ki devletçi veya devletçi ekonomi dediğimiz zaman daha çok bizim aklımıza sosyalist komünist sistem geliyor. 20. yüzyılda özellikle 20. yüzyılda. Ama şunu da söyleyeyim. Sosyalist komünist düzendeki devletçilikle Atatürk'ün devletçilik anlayışı aynı şey değil. Sosyalist sistemde tüm ekonomik yatırımlar, ekonomik araçlar devlete aittir. Ve sosyalist sistem bu bağlamda özel sektöre karşıdır. Mustafa Kemal'in devletçiliğine baktığımız zaman ise kesinlikle Mustafa Kemal'in devletçiliği özel sektöre karşı değildir. Özel sektöre yaşam imkanı tanır ve destekler. Teşvik sanayiden bahsettik öyle değil mi? O yüzden biz de ki devletçilik tabiri caizse özel sektörün yapamadığı devletin yapmasıdır. O nedenle karınma ekonomik model diye tanımlarız. Türk ekonomisini tarif eder iken. Yani devlet sektörüyle özel sektörün el ele ülkeyi kalkındırma gayesi ve hedefidir devletçi ekonomimiz. Anlatabiliyor muyum? Her şey devlete ait. Öyle bir şey yok. Özel sektöre karşıyız. Öyle bir şey yok. Bizde karma ekonomik model hem devlet hem özel sektör el ele ülkeyi kalkındırmak istemiştir. Bu kapsamda bir soruda veya bir Atatürk sözünde planlı kalkınma geçiyorsa, karma ekonomi, kamulaştırma, devlet yatırım geçiyorsa yapıştır devletçilik. Kiti görürsen, kit, kamu, iktisadi teşekkülleri demektir. Devlete ait olan işletmelerin genel adıdır Devlete ait olan. Yani bunları gördüğünüz zaman arkadaşlarım gözü kapalı devletçilik dememiz lazım. Peki ne tür inkılaplar ve düzenlemeler var devletçilikle ilgili olarak diyorsak abicim. Bu bağlamda kalkınma planları. Sümer Bank, Deniz Bank, Halk Bank, Etibank gibi devlet bankaları. Yabancı işletmelerin devlet tarafından satın alınması. Madem Teknik Arama Enstitüsü, Karabük Demir Çelik Fabrikası ve devletin yaptığı her türlü yatırım. Devlet yol yaptı, devletçilik. Devlet köprü yaptı, devletçilik. Devlet okul yaptı, devletçilik. Devlet fabrika kurdu, devletçilik. Devletin ekonomik anlamda yaptığı her türlü yatırımda devletçilik ilkesinin akla gelmesi lazım kıymetli kardeşlerim. Son ilke olarak inkılapçılığa bakacak olursak, evet bu da önemli bir ilkedir. Atatürk'ü düşünce sistemi için de önemli ve değerli bir ilkedir inkılapçılık. Her daim modernizasyon, çağdaşlaşmayı akla getiren bir ilke inkılapçılık bu bağlamda. Atatürk'ü, Atatürk'ü düşünceyi durağanlıktan kurtaran, yani statik yapıdan kurtarıp dinamik bir yapıya ulaştıran her daim yenilenmeye vesile olacak olan bir ilkedir. 1920'lerden Atatürk'ü kurtarıp geleceğe taşıyacak olan bir ilkedir inkılapçılık. Her daim yenileşme. Mustafa Kemal'in sevdiğim bir sözü var. Yarın benim yaptıklarımla, sözlerimle bilim eğer çelişecek olursa bilime esas alın diyor bakın. Ne kadar doğru bir söz. Bu bağlamda tabii ki 2030 yıllardaki felsefi birebir bugüne taşıyamazsınız. Tabii ki bir modernizasyon lazım ama bunu yaparken de Atatürk'ün temel felsefesini muhafaza etmek lazım. Mesela küçük bir örnek vereyim. Atatürk modern çağda yaşamış olsa bugün yaşam olsaydı özelleştirme cevaz verebilirdi. Ama telekom gibi, tüfraş gibi, petkim gibi, ulaşım gibi, iletişim gibi büyük devasa halkın yararına olacak olan alanlarda bence Atatürk özelleştirmeye sıcak bakmazdı. Sekalıyı satardı belki. Ayakkabı fabrikası satardı belki, şeker fabrikası satardı belki ama iletişim, ulaşım, enerji, savunma gibi alanlarda Atatürk devlet yatırımına devam ettirirdi. Çünkü bu alanlar bağımsızlıkta doğru da ilişkili alanlardır. Anlatabiliyor muyum? Modernizasyon kabul ama Atatürk'ün ana mantığını muhafaza ederek bir modernizasyon, bir inkılap, inkılapçılık. Anlatabiliyor muyum? O gözle bakın. Peki sorularda Atatürk'ün sözlerinde daha çok inkılapçılık kullanılacaktır. Eğer ki statükaya, Duran yapıya karşı olma varsa bir soruda. Medeniyet geçiyorsa, devamlı yenilikten, dinamizmden, köklü değişimden bahsediyorsak muasır, çağdaş demektir. Muasır kelimesini görüyorsan bir Atatürk sözünde yapıştır inkılapçılık kıymeti kardeşlerim. Peki hocam bunun dışında neye ben inkılapçılık diyeceğim? İnkılapçılık kapsamında ne tür düzenlemeler yapıldı? Ne tür inkılaplar yapıldı diyorsan kardeşim. Özellikle aslında bu kılık kıyafet gibi, şapka gibi, işte ağırlık ölçüleri gibi bu alanlarda, sosyal yaşamda yapılanlarda daha çok inkılapçılık isterler cevap olarak. Ama aslında bütün inkılaplar modernleşmedir, çağdaşlaşmadır, inkılapçılıktır. Ama dediğim gibi özellikle sosyal yaşamda ve daha e, evrensel değerlerin, batıdan gelen değerlerin daha somut alındığını hissettiğin harf inkılabında, kılı kıyafette, şapkada, ağırlık uzunluk ölçülerinde bunlar da daha çok ÖSYM inkılapçılık cevabını sizden isteyebiliyor kıymetli kardeşlerim. Evet, canlar uzun soluklu... Ve de ÖSYM'nin sevdiği bir bölümün nihayetine geldik. İnkılaplardan ve ilkelerden bahsettik. bayağı bir video oldu sayamadım açıkçası. Ne yapmak lazım? Ne yapmak lazım? Bu videonun akabinde oturacaksın kardeşim inkılap ve ilkelerle ilgili tuttuğun notlar. Işte i̇dare tarih konu anlatımına koyduğun işaretler. Kendi tuttuğun özel notlar. Gerekirse çarpı 2 hızıyla bir daha videolu hız, izle hızlıca ama bunu çok önermem ben. Yani bir defa videoyu izledim. Notların tuttun abicim, işaretlerini koydun. Önemli dedi bir ol hoca burada, buradan sonra gelir dedi, bunu sordu. Dedi ÖSYM, e. bunları bir güzel işaretledin kitabına, notlarına. Oturacaksın, bunlara güzelce kendin çalışacaksın bir kez daha. Video, 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 video nereye kadar ya? Ne diyorum bakın benim kaynanam ne diyor senin başında? Ne kadar emek o kadar yemek. Sen emek vereceksin. Öyle film yüzler gibi video yemek değil. O yüzden otur güzelce notlarını bir kez daha çalış ki bu dolu dolu bence bu tekrarın inkılap ve ilke tekrarın dolu dolu bir akşamın alır. 3-4 saati olacaktır bu. Arkasından da hemen devamında ertesi gün, ertesi gün en az 3-4 kaynaktan 200 civarında inkılaf ve ilke sorusunu patlattı. 3-4 farklı kaynaktan. Bunlardan birisi tabii ki ideal tarihi soru bankası olacak arkadaşlar. Tamam mı canlılar? Çok güzel sorular yazdım orada ben sizler için. O soruları çözeceksiniz. Artı yanına 3-4 kaynak. Toplam 200 soru. Bu çalışmayı tekrarı ve soru çözümünü yapmayan arkadaşlarımıza ne yapmayacağız? Hakkımızı helal etmeyeceğiz. Öbür tarafta sırat köprüsü başına bekleyeceğim seni. Beni yorma, beni bekletme. O yüzden derhal ödevinin gereğini yap, sen de kurtul, ben de kurtulağım ve inşallah karşısında da, karşılığında da o 657'ye, o kadroya ulaş, atan git. Ve gittiğin yerden de bana atama tahtını gönder kardeşim. Tamam mı canlar? Hadi ben kaçıyorum. Size kolay gelsin. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere diyorum.